Hepinize günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyi olmaya çalışıyorum. Ne oldu Hakime? Yine ne oldu? Niye hep kötüsün? Niye hep modun düşük? Bizimkinin de modunu düşürüyorsunuz diyebilirsiniz. Haklısınız. Dün gece Barış gitti arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bildiğim şeydi. Gideceğini de biliyordum. Gününü de biliyordum. Saatini de biliyordum. Yani normal bir şeydi ama ta son güne kadar ne bileyim iyiydim. Tam hatta son dakikaya kadar bile iyiydim yani. Kendimi iyi hissediyordum ama tam o valizi aldı kapıdan çıktığı an bir kötü hissettim ister istemez. Şapır şapır indi. Her neyse yolladım uğurladım sağ salim ulaşmışlar yerlerine. Hatta işe bile başlamışlar çalışmaya. Şu an çalışıyorlarmış işte yani. Ya ben bile kendimi kötü hissettim. Hangi konuda? Adam dedim hani yoruma bir yandan da hak verdim gibi oldu. Adam dedim 40 yılda bir geliyor. Yani arada bir geliyor. Ayda bir geliyor. 15 günde 20 günde bir geliyor. Ben onu hastanedir şeydir uğraştım diye kendimi de dert ettim açıkçası. Giderken özür bile diledim yani. Özür dilerim hani seni böyle dedim. Oradan oraya koşturdum falan. Sağlık olsun be arkadaşlar. Gerçekten sağlık olmayınca hiçbir şeyin anlamı yok. Ben bunu çok iyi anladım. Şimdi yine kızacağınız belki hala daha dişim ağrıyor. Ne antibiyotik etiketti ne ağrı kesici etiketti. Ona rağmen yani yine de iyi olmaya çalışıyorum. Odunumuzu, sobamızı hallettik. Alışverişimizi hallettik. Birazcık daha toparladık kendimizi. Zaten 15-20 gün sonra bir daha gelecek şafak saymaya devam. Bir daha gidecek mi geldikten sonra onu bilmiyorum. Daha hani tam bir haberimiz yok. Bakalım bu gittiklerinde belli olacak her şey. Dün Mervegil'deydik, yemek yedik arkadaşlar. Orada video çekemedim. Çekmeyeyim dedim. Ayıp olmasın dedim. Ne bileyim. Çekemedim yani. Sağ olsunlar çok güzel yemekler hazırlamışlar. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. Zaten 8.30 gibi falan gittik. 10 gibi de geri döndük arkadaşlar. Sonra zaten adamlar geldi. Barış'ımı aldı gitti. Size de birazcık açıklama yapayım dedim. Hani dün çekeceğim dedim de çekmedim ya. Ayıp oldu sizlere de. Hani çekemediğimi söylemek istedim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ev berbat bir halde. Niye berbat Hakime derseniz de. Dedim adam 3 gününe geldi. Evin işiyle dedim uğraşmayayım. Adam burada koltukta otururken ben de gidip de yatak odasını temizlemeyeyim. Gidip de tuvaleti temizlemeyeyim. Gidip de işte ocağı silmeyeyim dedim. Ya ne bileyim öyle dedim yani. Canım istemedi açıkçası o varken de bir şeyler yapmak. Ha sabah gidip akşam evinde olmuş olsa zaten ben sabah işimi görür. Akşamıma yemeğimi hazırlar. Güzelce yanında otururum. Ama evde olunca da zaten temizlik yapmıyor. Yapılmıyor. Bir saçımı kuruturken bile o saç makinesi rahatsız ediyor. Evi süpüreyim o da rahatsız ediyor. Erkekler öyle oluyor ne bileyim. Ondan bayağı bir işimiz var. Yatak odası berbat. Adım atılacak yanı yok. Kıyafetler onu bunu kışlıkları ayarladık. Giderken götüreceğiz diye her şey her yerde. Mutfak bulaşığım yok. Barış gittiğinde hemen yıkadım bulaşıklarımı. Yine de yerler silinecek, süpürülecek, tuvalet çamaşır sulanacak. Burası aynı şekilde. İşimiz çok anlayacağınız. Onları yapacağım. Dün bir de ben tekrardan kötü oldum ha. Antibiyotik mi ağır geldi? Barış'ı ben geçirdim. Biraz dedim telefonla bir oturayım bakayım kimler ne yapmış ne zamandır dedim. Yorumlara bile cevap veremiyorum. Doğru dürüst bakamıyorum edemiyorum derken. Telefonu affedersiniz elime aldım. Şapkınım ne oldu aşkım? Elime aldım. Bir kafam dönsen, bir kusacağım gelsen affedersiniz. O kadar kötü oldum. Dedim telefonu telefonu bırak. Hemen yat. Yatağımı nasıl yaptım buraya? Nasıl yattım bilmiyorum. Allah'tan şimdi iyiyim ama sıkıntı yok. Neyse 4 dakikayı geçkindir konuşuyorum. Kafanızı ağrıttım. Artık ne yapacaksak yavaştan başlayalım. Şu evin işini halledelim bir. Ondan sonra oturup bir kahve içeriz belki.
şimdi koridora geçtik. Hemen burayı 2 dakika bir süpürüverelim. 2 dakika bile değil. Hemen 30 saniye süpürüverelim. Sonra bitsin. Hemen hızlı 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 koridoru süpürüp sonra katlıyorum arkadaşlar. Bir de balkondan tekrardan silkeledim. Ne olur ne olmaz diye kalan malan olur. Hem balkondan daha garanti. Daha temiz. Şimdi burada katlıyorum. Şöyle düzgün katlamaya çalışıyorum da sonrasında bozuyorum işi. Neyse hadi görüşürüz başka tarafta. Kapanacak çünkü. Evet, koridorda süpürdüm. Mutfağda süpürdüm ben arkadaşlar. Mutfak sadece silinecek. 2-3 de bulaşık var, onlar yıkanacak. Ondan önce diyorum ki hava da güzelken hemen bir çamaşır atalım sizlerle birlikte. Bir yığın çamaşır. Ben şu an yatak odasını size göstersem gelecek yorumlara hazır değilim. Kaldıramam. O yüzden göstermeyeceğim. Sizi tripoda takayım da çok fazla sallandırmayayım. Bir dakika bekleyin. Saniyeler. Evet. Tamamdır. Bir yığın çamaşır var arkadaşlar. Bir yığın. Bir yığın. Hemen bunları atacağım. Zaten Barış geldiğinde full Barış'ın çamaşırları yıkattım. Kışlıkları falan ayarladım derken. Bunun içinde çamaşır var mı? Yok, tamam. Hemen şu kenardaki biriken renklilerimizi atalım. Bitsin. Şöyle. Vallahi çok dik bucak girmiyorum. Zaten siz de görüyorsunuz da. Yine de yani elimden geldiği kadar az çok düzene sokmaya çalışıyorum tekrar eski temiz haline. Şöyle. Beyazları şu tarafa ayırayım da karışmasın. Daha sonra bir yığın çamaşır var ha. Daha yatak odasını biraz toparlamaya başlayayım. Bir yığın daha çıkacaktır. Kesin. Şunlar da beyaz. Onları da bu tarafa atalım. Şunu da, şu çamaşırları atayım. Çarşaf falan sonra yıkatacağım. Şunlar da atalım. Şu son iki ezderinkileri de atalım. Tamamdır. Şimdi deterjana geçtik. Vallahi birazcık çok bitti. Her neyse. Yumuşatıcımızı da atalım. Tamamdır. Of, mis gibi koktu bu yumuşatıcı daha. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bakın size de göstereyim. Bilmeyenler, aldığımı görmeyenler için şöyle Bulut'un. Bim'den aldım arkadaşlar. İşi de takalım. Evet, şunu kaldıralım buradan. Ayarlayalım. Tamam. Sesi duyalım. Okeyiz. Buradan çıkalım. Çık çık çık. Hadi bak çık. Tamamdır. Yatak odasına geldik. Vallahi burayı görüyorsunuz mu? Vantilatör. Oradan tripod. Koltuk şurada. Ne yapacağım? Ben bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Daraldı gitti ev iyice ya. Camı bir açalım da en başta bir. Şurayı kurtar. Şunları örtelim. Ay, hareket edemiyorum arkadaş. Hareket. Ben şu yatak odasını toparlayayım da geleyim mi? Olur mu? Ha, kızmayın, tamam mı? Birazdan görüşecek biz sizle. Daha rahat bir şekilde görüşelim. Şu çamaşırları olsun bir halledeyim de geleyim. Ve yatak odası da sonunda tamam arkadaşlar. Tertemiz çamaşırları katladık, ettik, tuttuk derken süpürdük, silkeledik derken okeyiz. Şöyle girdiğimde görüyorsunuz koltuk burada, bunlar burada. Buraları sildim, döşedim işte bu şekilde. Yatakta böyle sermedim çünkü akşam koltukta yatacağım için onu oraya götüreceğim. Buralarda böyle. Şurada bir tepsim vardı, onu yıkayacağım, mutfağa kaldırdım çünkü. Bu şekilde arkadaşlar, yatak odası okeyiz. Salon da okey. Koridor da okey. Çamaşır yıkanıyor. Burası çamaşır sulanacak. Ve son olarak da buralar silinecek. Şimdi sıra geldi arkadaşlar lavaboya. Buralar çamaşır sulanacak. Ondan sonra birazcık daha hafifleyecek işimiz. Şunu şarja taktıydı Barış. Şunları kaldırayım buradan.
Allah şahadeti. Şey neydi bu be? İşte saç maç. Tıraş aleti. Bunu buradan alayım. Şöyle şunları bir götüreyim. Evet, onu koydum. Domates sosu aldım geldim arkadaşlar. Şunları bir domates sosla yak ya birazcık. Hem domates sosla koksun bir temizlensin. Etraf. Şu fırçamı alayım. Üzerine getirmeden. Şunu da şuraya. Güzelce. Şöyle bir dökelim. Bol canaş. Şu arada dökeyim geliyorum. Evet. Yerlere dökelim. Zaten bitmek üzere ve bitti. Tam geldi. Bu da çöp. Bir çamaşır suyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir kere suyu attık. Bu çok güzel ha. Gerçekten bu harika. Bir de sert ya ucu. Sert olduğu için güzel fırçalıyor. Yani onu demek istedim. Şöyle üzerimize getirmeden güzelce her yerine fırçalayalım. Elimi de şuraya koyuyorum. Rahat rahat fırçalıyorum böyle uçlarına, üstlerine. Birazcık daha su yapıp şu kayasını da yapalım. Şuyu kısayım artık. Şimdi siz bekleyin, ben de tuvalete yapayım geleyim. Tamamdır, içeriği de güzelce domates tostladım arkadaşlar. Şimdi bunlar bir şöyle yarım saat falan beklesinler. Şunlar havluyu da kirli atalım. Evet, tamamdır. Terlikleri giyeyim. Şimdi ne yapacağım burayı? Sileceğiz. Evet, su geldi, suyumuz geldi arkadaşlar. Bunun içine ABC kalıcı kokudan döktüm. Birazcık da domates sosu döktüm. Öylelikle. Şimdi sileceğim. Şöyle. Yam oldu. Neyse, tamam. Şöyle yapalım. Biraz zor sıkılıyor. Önceki gibi tap tap değil. Ejder. Şimdi Ejder kaldırsın. Ben de sileyim hemen. Böylelikle yaparız. Şimdi geç de kavanoz. Nerede senin de çorapların falan? Banyoda unuttum. Tamam, neyse. Şunları kaldır o zaman 2 dakika bana. Hemen çık. Nereye? Kavanoz kaldır oradan. Balkona çıkarsan onu. Aynı şekilde patates de çıkar. Dokunursa ben tutuşumu alttan düşürürüm. Tamam, hadi kaldır. Tamam, hadi geç. Geç çoraplarını giy, hadi. Şöyle. Bir güzel bir tur, iki tur, üç tur silelim. Şöyle. Patates dışarıda dursa ne olur arkadaşlar? Balkonda dursa. Bir şey olur mu? Çünkü evin içinde toprak oluyor. Dalabaşlık oluyor benim için. Yani hiç iyi değil. Ama dışarıda durursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bozulur mu? Ama içeride bozulmuyor. Dışarıda niye bozulsun? O da var. Mantık yürütürsek eğer. Bilmiyorum valla, kararsızım. Yani yorumlarda da belirtirseniz eğer çok sevinirim gerçekten. İyi olur. Bilgilenmiş oluruz. Şöyle bir güzelce silelim.
Ben sileyim burayı da, tamamdır. Evet, silme işlemi de tamam arkadaşlar. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi burası da aynı şekilde silindi. Tamamdır. Tuvaleti de birazdan yıkarım ben artık. Evet, lavaboyu, tuvaleti falan güzelce yıkadım arkadaşlar. Domestosladım. Bembeyaz oldu ama hala sarılıklar var yani. Domestoslasam bile sarılık duruyor. O senin getirdiğin. Ha durun. Ben söylemedim daha. Merve geldi. Ben çağırdım arkadaşlar. Dedim ki gel bir kahve içelim ya. Benim canım sıkıldı. O da çamaşır falan asıyormuş. İşte ev işi falan yapıyormuş. Ben de çamaşırlarımı astım. Ben Merve geldi. Koş, koş. Merhaba. Burada. Herkese günaydın. Günaydın mı diyelim? Günaydın diyelim yani. Bugün geç uyandım ben. Günaydın diyelim. İlk defa geç uyandım. Çocuklar geç uyandı. Kaçta kalktın? 11'de kalktık. İyi, normal. Ama benim için bir ya öğlen gibi bir şey mi? Normalde sen sabah 8'de falan mı kalktın? 7, 8. Ha, o zaman evet. Aliş burada, şey, Recep burada, Ejder burada, Aliş burada. Merhaba deyin. Merhaba Tamara çocuğum. Merhaba de oğlum. Onlar da buradalar. İşte kahve içeceğiz birazdan. Yapacağım kahveyi. Aslında aklıma benim ne geldi biliyor musun? Barış'a sorsam da dedim. Sana da sorsam dedim. Bir canlı yayın patlatsak ikimiz. Olur. Diye düşündüm. Olur. Sonra dedim kadını dedim çağırıyorum kahveye diye. Kalkıp da dedim canlı yayında bir saatte sohbet etmek ayıp olur diye de vazgeçtim sonrasında. Saçmalama. Dedim ben Barış izin veririm. Ben izin alıyorum ya açarken. Evet. İzin verirse anca öyle açabiliyorum. Sen o zaman beni dert etme. Barış abiyle bak. Dedim biliyorsun, ben benim şey güzel olur diye düşündüm. Neyse kahveleri içelim biz, sonra size de tekrar dönerim arkadaşlar. Evet, yanınıza bayağı bir geç vakitte geliyorum arkadaşlar. Sizlere videolar çekemedim. En son Merve vardı biliyorsunuz, canlı yayın açtık biz onunla birlikte. Bayağı 1 saat 10 dakika falan muhabbet sohbet ettik canlı yayında. Katılanlar varsa aranızda biliyorsunuzdur zaten. Canlı yayını kapattıktan sonra karnım çok acıktıydı. Bayağı yemek muhabbeti döndüydü. Ondan sonra makarna falan yaptık. İşte ondan sonra Canlı abla geldi sağ olsun, fasulye falan getirmiş, fasulye yemeği yapmış. Melemen gibi bir şeyler yaptık. Güzelce ne yedik, hep birlikte oturduk. Çayımızı, sohbetimizi ettik, yedik, içtik derken de bayağı zaman geçtiydi. Sonra ben, herkes gitti, ben bulaşıklarımı falan yıkadım. Sonra pazartesi günü yasak elmaya bakamamıştım. Barış vardı. Yasak elmaya falan baktım. Derken saat 9.30 ettim şu an. İlaçlarımı attım. Sadece ağrı kesicini atmadım. Onu da birazdan atacağım. Size de bir dedim bilgilendireyim bu şekilde. Ondan sonracığıma artık videoyu editlerim. Onlarla uğraşırım birazcık da. Bugünlük de böyle bir video olmuş olsun. Biraz temizlik falan yaptık. Sohbet, muhabbet güzel oldu diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Açılış mı yapıyorum, kapanış mı yapıyorum anlamadım. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.